Herkese merhaba Nefis Tatlar Ruan'a kanalıma hoş geldiniz. Bugün pırasalı börek tarifini hazırladım. Çıtırlığını ve lezzetini sizler de çok seveceksiniz. Bundan çok eminim. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı dolusu toz maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya ve toz şeker aktif hale gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Hemen ardından unun eklemeye geçeceğim. Tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Yine bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Burada lütfen onu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Evet hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Ne kadar çok uzun süre yoğurursak hamurumuz o kadar güzel özleşecek ve böreklerimiz de çok lezzetli olacak. İlerleyen saniyelerde sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Yaklaşık 3-4 dakikadır hamuru yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi kase tertemiz oldu ve hamur artık elimi bıraktım. Evet elimi temizledim ve hamuru şöyle güzelce toparladıktan sonra masanın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamuru masanın üzerine alıyorum. Evet şimdi hamuru 12 eşit parçaya bölüyorum ve sonrasında beze haline getireceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra üzerini poşetle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. Bu sırada ara katını yağlamak için 150 gram eritilmiş tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum, karıştırıp bir köşeye kaldırıyorum. Dinlenen bezeleri kontrol ettikten sonra hemen açma işlemine geçiyorum. Bezenin altına ve üstüne bir miktar un serptim oklavi ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Büyük boy tatlı tabağa batında olması yeterli olacaktır. 12 tane bezeyi de açtıktan sonra yağlama işlemi yapabilirsiniz. Ben birkaç tanesini açıyorum ve hemen yağlama işlemine geçeceğim. Ve şimdi servis tabağının tabanına çok az miktarda tereyağından sürüyorum. İlk açtığım bezeyi içerisine yerleştireceğim. Ara katlarını yağlayarak 12 tane bezeyi üst üste alıyorum. Şimdi bezenin her tarafını bol miktarda tereyağı ile yağlıyorum. bir diğer bezeyi üzerine kapatıyorum ve yağlama işlemine devam ediyorum. Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak. Tam da mevsimiyken bol bol yapabilirsiniz. Pırasanın en lezzetli hali diyebilirim. Bu tarifi denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. 12 tane bezenin tümünü de bolca tereyağı ile yağladım ve üst üste aldım. Sondaki bezeyi biraz büyük açtım. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarını içe doğru katlıyorum. üzerini streç filmle kapatacağım. Buzdolabında 25 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sırada hem mayasını almış olacak hem de bezeler çok güzel bir şekilde dinlenmiş olacak. Ben hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Burada 800 grama yakın pırasa var. Pırasaları güzelce yıkadım. İnce ince doğradım. Tekrardan yıkama işlemi yapıyorum. Doğrama işleminden sonra mutlaka yıkayalım. İçerisindeki kum ve taş taneleri kalmaması için şöyle güzelce ovalıyorum. Tekrar sudan geçireceğim. İçerisinde kum ve taş taneleri kalmaması için süzdükten sonra biraz bekleyelim. Pırasalar kurusun. Aksi takdirde böreklerimizin içerisinde hamurlanma olabilir. Pırasaların suyu tamamen süzüldükten sonra borcamın içerisine aldım. Küçük boy ince ince kıymış olduğum soğanı ilave ediyorum. Ardından baharatlarını eklemeye geçiyorum. Pul biber, karabiber ve tuz kullandım. Burada dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Güzelce karıştırdıktan sonra iç harcını bir köşeye kaldırıyorum ve buzdolabında dinlenen bezeleri hemen açma işlemine geçeceğim. Yaklaşık 25 dakikadır buzdolabında beklettiğim bezelerin içerisindeki yağ tamamen dondu. Bu sayede kolaylıkla açmış olacağız. Yine masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Öncelikle şöyle parmak uçlarımla bezeyi hafiften genişletiyorum. Ardından merdane ile büyütmeye devam edeceğim. Burada açabildiğiniz büyüklükte açmalısınız. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet şimdi bezeyi dörder parmak boşluk bırakacak şekilde şeritler halinde kestikten sonra tam ortasına bol miktarda pırasalı çarjından ilave ediyorum. İç harcı olarak pırasa kullandım. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hatta peynirlisinde yaptım. Şu anda sayfamda mevcut izleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyor olacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Şimdi katlama işlemine geçiyorum. Bezenin uç kısmından tutuyorum. İç harcını fazla taşırmayacak şekilde uç kısımlarını güzelce yapıştıracağım. Burada oldukça kolay. Görmüş olduğunuz gibi bezinin uç kısmından diğer uç kısmını birleştiriyorum ve ilk şeklini vermiş alıyoruz. Şimdi ruletle ortadan ikiye böldüm. Son şeklini verdikten sonra tepsiye dizeceğim. İki kenarını içe doğru katladım ve böreğimizin şeklini vermiş oluyoruz. Yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak börekleri diziyorum. Üzerini bezle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Daha sonrasında 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Sade olarak pişirmeyi tercih ettim. Burada çörek otu ve susamla da süsleyebilirsiniz. Börekleri yumurta sarısını sürdükten sonra fırına göndereceğim önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında börekleri pişiriyorum. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. pırasılı börekler inanılmaz lezzetli oldu. Dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık ve asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.